Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü inceleme konumuz ülkemizde hayli popüler olan Redmi Note 8 Pro'nun halefi olan Redmi Note 9 Pro. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Xiaomi Redmi Note 8 Pro'yu Türkiye'de de satışa sunmuştu ve bu model uygun fiyatı nedeniyle oldukça popüler oldu. Adeta kapış kapış gitti diyebiliriz ve genel beklenti Redmi Note 9 Pro'nun da aynı kalibrede olacağı yönündeydi. Lakin Redmi Note 9 Pro ilk çıktığında fiyatı biraz yüksek geldi herkese ki bize de böyle yüksek geldi. Doğal olarak bu fiyatı biz biraz eleştirmiştik. Lakin şu anda yani bugün itibariyle Haziran'ın 26'sında çekiyoruz bu videoyu. Telefonun fiyatı 2999 liralara kadar düşmüş durumda. Yani bu telefonun fiyatı hali hazırda 3000 liranın altını gördü arkadaşlar. Biz de hemen bu fiyatlara düşmüşken incelemesini yapalım istedik. Kısa bir süre önce zaten kutu açılımını yapmıştık. Şimdi ise inceleme videosuyla karşınızdayız. Bu telefonda arkadaşlar genel hatlar itibariyle Redmi Note 9 S ile aynı standartları görüyoruz. Fakat ufak birkaç farklılık var. Bunları da sizlere bahsedeceğiz. Şimdi dilerseniz incelememize ilk olarak telefonumuzun tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Dışarıdan bakıldığında aslında Redmi Note 9 serisinin 3 modeli de hemen hemen aynı tasarım çizgisine sahip. Lakin 9S ile 9 Pro cidden birbirine çok benziyor. Özellikle ön taraf tasarımı tamamen aynı diyebiliriz. Delikli ekranla geliyordu iki telefonda. Redmi Note 9'da sol taraftayken delik, bu iki modelde ise tam ortaya konumlandırılmış. Bu tasarım çizgisini gerçekten hoş durduğunu söylemek mümkün. Zaten bence damla çentiye oranla bu tasarım çizgisi daha ideal bir boyutlara ulaştı. Artık zaten damla çentiğin eskide kaldığını da kabul etmek gerekiyor. Çerçeveler genel itibariyle ince tutulmuş. Lakin alt çerçeve bir tık daha ince olsaydı daha iyi olurdu. Telefonun arka kısmına geçtiğimizde arkadaşlar 4'lü ana kamera modülünü görüyoruz. Diğer iki Redmi modelinde olduğu gibi. Yalnız Xiaomi burada sade bir tasarım yerine telefonu şöyle 3'te ikisini kapsayacak şekilde böyle tık tıklı bir tasarıma gitmiş ve bence bu tasarım gayet hoş durmuş. Yani benim hoşuma gitti en azından. Sade bir böyle parlak yüzey yerine böyle alacalı bir desen koymaları buraya gerçekten hoş olmuş diyebilirim. Dörtlü ana kameranın hemen altında da flash ışığı bulunuyor arkadaşlar. Parmak izi okuyucusu ise telefonun yan kısmına konumlandırılmış durumda. Aklınıza şu soru gelebilir. Yahu neden ekran altına koymadınız da telefonun yan kısmına koydunuz? Hemen belirtelim arkadaşlar. Hali hazırda IPS LCD panellerde ekran altına parmak izi okuyucusu yerleştirilemiyor. Henüz bu teknoloji keşfedilmiş değil. Ekran altı parmak izi okuyucusu olması için muhakkak olarak OLED ekran kullanılması gerekiyor. Şunu da dipnot olarak belirteyim. Kısa bir süre önce bir video sızdırılmıştı ve bu videoda Xiaomi'nin IPS LCD ekranın altına parmak izi okuyucusu yerleştirerek bunu çalıştırdığı görüntülenmişti. Belki önümüzdeki dönemde, atıyorum 2021'de de olabilir bu, IPS LCD ekranla gelen Xiaomi modellerinde de ekran altı parmak izi okuyucusu görebiliriz. Lakin günümüz şartlarında hali hazırda bu henüz mümkün değil. Tasarımdan bahsettiğimize göre sıra geldi telefonumuzun teknik özelliklerine. Xiaomi bu modelinde Qualcomm destekli Snapdragon 720G Yonga setini kullanmış. Ben bu telefonu bir hafta falan bir test ettim. Bu test sürecinde aynı Redmi Note 9 S'te olduğu gibi performans tarafında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Yani oyun oynadım, internete girdim, video izledim, işte normal sim kartımı takıp kullandım. Ve bu süreçte bana herhangi bir sorun, sıkıntı yaşatmadı. Isınma problemi vesaire de olmadı arkadaşlar. Dolayısıyla performans tarafında baktığınız zaman fiyatıyla da orantıladığınızda her türlü ihtiyacınızı karşılayacak bir telefondan bahsediyoruz burada. Elbette uzun kullanımda ne olur? Bunu bilmek biraz zor. Uzun kullanım için biliyorsunuz bir 4-5 ay kullanmak gerekiyor telefonu. O süre içerisinde ne kadar yıpranacağını falan öngörmek pek mümkün değil. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yani ben size burada bir haftalık deneyimimi aktarıyorum. Alırsınız telefonu, bir sene kullanırsınız, aşırı yavaşlama olur, ne bileyim kasmalar, donmalar olmaya başlar. Sonra gelip de demeyin ya sen bu telefonu kasma donma yapmıyor demiştin, İşte bir sene oldu, jortladı demeyin. Bir de şunu da belirtmek lazım arkadaşlar. Özellikle Android tarafındaki modellerde güncelleme sonrasında telefonlar aşırı şekilde sapıtabiliyorlar. O yüzden bir güncellemeyi yapmadan önce biraz bekleyin. Bakın bir bu güncelleme telefona zarar veriyor mu? Zaten zarar veriyorsa bu 3-4 gün içinde ortaya çıkıyor. Forumlara millet yardırıyor falan. Hatta Xiaomi biliyorsunuz Mi A3 için 3 tane güncelleme yayınladı. Bunlar
telefonu aşırı işte kısıtladığı için geri çekti bu güncellemeleri. En son dördüncüsünü yayınlamıştı. Herhalde onda bir sorun çıkmadı. Yani güncellemeleri yüklemeden önce biraz beklemenizi tavsiye ederim. Gelelim telefonumuzun RAM kapasitesine. Bize gelen test modelinde arkadaşlar kutuda da yazdığı üzere 6 GB'lık RAM bulunuyor ve dahili depolama hafızası ise 64 GB. Tabii bu 64 GB'lık depolama tarafı size biraz az gelebilir. Malum günümüzde artık pek çok modelde 128 GB temel baz olmaya başladı. Ama microSD kart desteği var. Dolayısıyla bu kart desteğinden yararlanarak hafızayı daha da arttırmanız mümkün. Ayrıca 128 GB'lık ikinci bir versiyonun bulunduğunda sizlerle paylaşmış olalım. Batarya tarafına geçtiğimizde arkadaşlar 5020 mAh'lik 18 Watt hızlı şarj desteğine sahip bir batarya bizi karşılıyor. Bu telefonun biraz kalın olmasını da sağlamış. Malum 5000 mAh'lik bir batarya takıyorsanız ince bir telefondan bahsetmek çok da mümkün değil. Dolayısıyla baktığınız zaman biraz böyle telefon kalın duruyor. Hatta ekranın biraz böyle yukarıda bombeli durduğunu fark ediyorsunuz. Lakin dediğim gibi 5020 amperlik bir batarya takıyorsanız yani 4000 mAh'ın üstüne çıktığınız anda telefonun kalınlığını zaten otomatikman arttırmış olursunuz. Yoksa siz buna kalkıp da atıyorum 3000 mAh'lik bir batarya taksaydınız telefonu çok daha ince yapmanız mümkün olurdu. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Telefonumuzda Type-C girişi var. Zaten kutu açma videosunda göstermiştik. Type-C girişiyle beraber geliyordu. Kablonun uzunluğu yaklaşık 1 metre falandı. Ayrıca hızlı şarj adaptörü de telefonumuzda bulunuyor. Burada 3.5 mm'lik kulaklık girişi de var. Lakin arkadaşlar kutudan telefonumuzun kulaklığı ne yazık ki çıkmıyor. Telefonun fiyatı düşük olduğu için bu mazur görülebilir. Yani eğer atıyorum 5000 liralık bir telefon alsaydık ve kutunun içinden kulaklık çıkmasaydı bunu ağır bir şekilde eleştirebilirdik. Lakin şu anda bu telefon fiyatı itibariyle 3000 liranın altına düşmüş durumda. Ve 3000 liranın altına bu özelliklerde alabileceğiniz çok fazla opsiyon da kalmadı arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Belki Samsung tarafında işte M31 gibi birkaç tane model olabilir. Önümüzdeki günlerde bu modellerle de karşılaştırmasını yapmaya çalışacağız. Eğer Redmi Note 9 Pro'yu da böyle karşılaştırmamızı istediğiniz telefonlar varsa bizlere yorum olarak belirtebilirsiniz. Onlarla da telefonun karşılaştırmasını yaparız. Dedikten sonra en çok merak edilen kriterlerden birine geçelim. Nedir o? Kamera arkadaşlar. Diğer Redmi Note 9 modellerinde olduğu gibi bu modelde de dörtlü bir ana kamera bizleri karşılıyor. Bu ana kameraya baktığımız zaman Xiaomi zaten buraya yazmış 64 megapiksel quad kamera diye. Bu ne demek? Bu dörtlü ana kameraya 64 megapiksellik bir ana kamera eşlik ediyor. Onun yanında 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 5 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası mevcut arkadaşlar. Ön tarafa baktığımızda ise bizleri 16 megapiksellik bir geniş açılı selfie kamerası karşılıyor. Peki bu telefonun kamera performansı kağıt üzerinde değil de realde nasıl? Dilerseniz şimdi bu telefonla çektiğimiz çeşitli fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım. Evet, fotoğrafları geçtikten sonra bir de size canlı canlı video kalitesini gösterelim arkadaşlar. Hemen kameramızı açalım, video modumuza girelim. Ön kameraya geçiş yapalım ve hemen burada Xiaomi'nin ön kamerasına geçelim. Evet, şu anda kapalı bir ortamda Redmi Note 9 Pro'nun ön kamerasıyla bir
çekim gerçekleştiriyoruz. Telefonun ön kamerasıyla yaptığımız çekimlerdeki ses ve görüntü kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Yakalama hızı da bu. Şöyle hızlı hareket edelim. Ve dedikten sonra şimdi ana kameraya bir de bakalım. Ana kamerada nasıl bir performans bizleri bekliyor? Bunu da sizlere göstereceğim. Şimdi hemen ana kameraya geçiyorum. Telefonu çevirdim. Oğuz'cum bir parmak alayım senden. Parmak evet. Geldi. Parmak geldi ve şu anda Redmi Note 9 Pro'nun ana kamerasına geçiş yaptık arkadaşlar. Ana kamerayla kapalı bir ortamda yapacağınız çekimlerde alacağınız ses ve görüntü performansı bu şekilde geçişlerde de yakalamalı. Şu arkadaşlar şu. Evet. Kısa özetle kamera performans telefonumuzun bu şekilde diyebiliriz. Bence başarılı mı? Evet başarılı. Yani ben bu telefonla çeşitli fotoğraflar çektim, videolar çektim. Açıkçası günü kurtarıyor. Tabii böyle düşük ışıkta performans düşmeleri olmuyor mu? Elbette oluyor. Sonuçta 3000 liralık bir telefondan bahsediyoruz. Eğer düşük ışıkta başarılı fotoğraflar çekmek istiyorsanız zaten şöyle bir 6500 lira üzerini gözden çıkarmanız gerekiyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bu telefonla oyun testleri de yapacağız. Ne yapacağız bu oyun testlerinde? Yüksek sistem gereksinimleri isteyen, yani böyle telefonları ciddi anlamda zorlayan, işte Asphalt olsun, Call of Duty olsun, PUBG olsun, GTA olsun, bu oyunları açacağız. Ve belli bir süre oynadıktan sonra hem şarjına bakacağız, ne kadar gitmiş onu göreceğiz. Hem de sıcaklığını ölçeceğiz arkadaşlar. Böylece telefonun ısınıp ısınmadığını da öğrenmiş olacağız. Ayrıca bu telefonun kamera karşılaştırmasını da yapacağız. Zaten 9S'de yapacağız bunu. Çünkü orada çok fazla talep vardı. 9S haricinde böyle yapmamızı istediğiniz bir model varsa atıyorum Galaxy A71 olabilir ya da bunun fiyat kalibresinde bir model olabilir. Bizlere yorum olarak belirtebilirsiniz. Sizlerin yorumları bizler için değerli arkadaşlar. Tekrardan belirteyim incelemeyi bitirmeden bu telefonun hali hazırdaki fiyatı 2999 liraya kadar düşmüş durumda arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.